Bildiğiniz kelimelerin bilmediğiniz anlamlarına hoş geldiniz. Yes, we do. Bu seri içerisinde muhtemelen anlamını bildiğiniz bir kelimenin bilmediğiniz muhtemel bir anlamını öğreteceğim. Ve ilk kelimemiz olan milk, süt ile başlamak istiyorum. I like cold milk. Ben soğuk süt severim. So, I like drinking cold milk in the evening. Dolayısıyla akşamları soğuk süt içmeye bayılırım. Arkadaşlar, like kelimesinin arkasından gelen bir fiil ing eki ile isimleşebilir. Like drinking. Devam etmek istiyorum. My sister likes cold milk too. Benim kız kardeşim de soğuk süt sever. So, she likes to drink cold milk in the evening. Dolayısıyla o akşamları soğuk süt içmeye bayılır. Cümle içerisinde iki şeye dikkat edelim. My sister, üçüncü tekil şahıs olan she zamirine denk gelir. Dolayısıyla like fiili üzerine s ekini almıştır. İkinci önemli nokta ise like fiilinin arkasından gelen diğer bir fiil ing ile isimleşebileceği gibi to ile de isimleşebilir. Like drinking, like to drink. Devam etmek istiyorum. So, my mother makes the cold for us every morning. Dolayısıyla annem her sabah bizim için süt sağar. Milk kelimesinin süt sağmak anlamını da bu şekilde görmüş olduk. My mother, benim annem, she zamirine denk geldiği için makes s almak durumunda kaldı. Şimdi ise kuvvetle muhtemel anlamını belki de hiç bilmediğiniz bir cümleyle videoyu tamamlayalım. Don't milk it. Abartma anlamına gelen bu yapıyı cümlede görelim. You have got a little wound on your hand. Sesi. Elinin üstünde küçük bir yara var seni süt çocuğu. Don't milk it. Onu abartma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.